Abi Erdoğan'ı da gömeceğiz. O da ölecek. Ya güldürme beni ya. Ya her şey ya. Benim paramla yapılmış benim. Ya o hadi halamın bıyığı olsa amcam olurdu. Paramız yok. Akbil'de para yok. Gaz para atacağız. Dileneceğiz, bileneceğiz. Mecbur şey yapacağız. Yaran narandı, paran narandı. Şu an atanmış öğretmen olurdum mesela. Soruları çalardım, alardım, ederdim. Ekonomik anlamda bıçak kemiğe dayandı. Bitti, bitti. Dedi ki eğitim öğretim düzeyi arttığında dedi benim oy oranım azalıyor dedi. Niye? Bu gençlerin devri başlıyor. Hanımefendi. Hanımefendi beni dinler misin? Tayyip Erdoğan dolar mı basıyor? Çözüm sürecinde neredeydin? Çuval geçirirken neredeydin? Sorum şu. Bu seçimlerde adayımız kim? Nedenlerimiz neler? Aa, benim adayım kimseden yana. Ben kimseyi kullanmıyorum. Ayaba şöyle. Aday güven vermiyor. Hiçbir adama güvenmiyorum abi. Hiçbir adaya güvenmiyorum şu an. Yani çünkü birine konuşsak bir şey oluyor. Birine konuşsak bir şey oluyor. Mesela ben şimdi AK Parti desem mesela değilim ama AK Parti deseler ben burada şey yiyeceğim, baskı yiyeceğim. Mesela CHP desem güvenmiyorum. Ben kimseye güvenmiyorum. Ama CHP'den gene biraz daha şey abi. Daha iyi bence CHP. Çünkü şöyle bir şey var abi. AK Parti şu an Türkiye'yi bitirdi gibi. Ekonomi şu an cebimizde paramız yok. Şimdi Akbil'e gideceğiz. Akbil'de para yok. Nasıl para atacağız? Dileneceğiz, bileneceğiz. Mecbur şey yapacağız. Ama şimdi şöyle bir şey var abi. CHP şimdi iktidara gelse şöyle bir şey olur. Söylediklerini yaparlarsa çok güzel olur mesela. Ama söylediklerini yapmazlarsa biraz şey olur da ama inanıyorum ben. İnşallah yaparlar. Güveniyor musun peki? Söylediklerini tık, yapacaklar mı sence? Bir tık onlara güveniyorum abi ya. Bir tık olsa da güveniyorum. Ama yani AK Parti gelmesin. Kim geliyorsa gelsin gene. Değilsin artık diyorsun. Yok yani. Abi değilsin artık. Yani şurası artık değilsin ya. Ah, olmuyor abi vallahi. Bu düşüncez. Olmuyor abi. Şaka yapıyorum. Sıkıntı yok. 4 ay sonra seçim olacak. O nasıl olacak? 4 ay sonra. He, Kılıçdaroğlu'na verdik. Evet abi verdik. 4 ay sonra seçim olacak. Sonra seçim var abi. Abi. Nasıl 4 ay? 10 gün sonra var abi. Hayır 10 gün yapacağız da. Evet, ama ikinci tura kesin kalacak diyorsun. Yok hayır hayır. 5-6 ay sonra tekrar yine seçim olacak. Niye abi? Sen görmedin ki o günleri. Biz koalisyonları çok yaşadık. Bir de artı koalisyonu bırak. Koalisyonu bırak. Koalisyonları yaşadın da ne oldu koalisyonları yaşadın da? Kesme. 40 bin tane şehidin karavüsü götürüyor. Abi çuval geçirdiler başımıza. Yaş kaç? Evet, yaş. Çuval geçirdiler başımıza. Neredeydin? Yaş kaç? İşte abi çuval geçirdiler başımıza. CHP savunsam dedi baskı yapacaklardı. Öbür tarafı savunsam baskı yapacaklardı. Görmedi ki o günleri. Abi bu gençlere ben gördüm. Yok geçmişini soruyor ama. Gördün mü? Geçmişini soruyor. Şu an sorabilir miyim? Şu anki şeyle. Bir şey bak ama tek başına konuşuyor. Olmaz. Babanın yaşındaki bir soru sorabilir miyim abi? Yaşam nasıl? O zamanın teknolojisiyle. Abi hiç onları da sor. Deden gelsin anlatsın benim geçmişimdekileri. Çocuğa soruyorsun 16-17 yaşında, evet, 15 yaşında. Abi Ruslar bizim 33 tane askerimizi şehit ettiler. Özel hastaneden yararlanabiliyor musun şu an emekli olmana rağmen? Avrupa'da var mı özel hastane? Özel okul var mı? Yararlanıyorum. Avrupa'da herkes insan olarak birdir. Türkiye'de zengin, fakir, ortası yok. Devlet bize bedava para. Benim dedem. Kur'an-ı Kerim'le iyice insanlar fakirleşti Türkiye'de. Samurlu da gizli okudu, gizli. Kusura bakma. Sen teknoloji var, sistem var. İnsanlar gelişmiş ülkeler sistemi oturtturmuş. Adamı seni öyle bir abluka altına almış ki buradaki sistem. Bu ablanın başı kapalı. Kimse peki ben sana soruyorum. Atatürk niye sevgisini neden almıyorsunuz içinize? Atatürk'ün. Niye okuyamıyorum? Abi o niye söyleyeceğim? Zikretmiyorsun. Şu an ama şu anki zamanda biz aynı zaman değiliz ki abi şu an. Sen şu an bu zamana bakacaksın abi. Evet. Bak sen şu an bu zamana dedi. Bakacaksın aynen. Abi. Şu anda var mı sıkıntı? Şu anda bir sıkıntımız var abi bizim. Şu anda bir sıkıntı var mı? Ne gibi? Sen dedin ya şimdi abi. Ben sana iki soru soracağım. Bir, bizim çuval geçirdiğimizde, başımıza askerlerimiz çuval geçirdiğinde neredeydin milliyetçiliğin? Bir, 2010'da Ruslar 34 tane şehit verdi 40 Rus uçaklarında. Onu geçelim 2010'da. Çözüm sürecinde ha buradan elleriyle PKK bayraklarıyla geçerken orada askerlerimiz yuvalanırken ne oluyordu milliyetçilik abi? TC indirildiğinde milliyetçilik neredeydi? Her türlü Türkçülüğü ayaklarının altına alırın dediğinde milliyetçilik neredeydi? AK Parti miydi? Abi AK Parti döneminde oldu bunlar. Bak AK Parti döneminde oldu. Bak AK Parti döneminde oldu. 2002'den geçelim bak abi. Şunu geçelim. Abim ben seni dedi çok iyi anlıyorum. Bu ülke 90'larda dinsel anlamda çok baskı gördü CHP'den, kabul ediyorum. Ama şu anda bu politika bitti. Şu gençlerin önünü açalım. Geçmişi boş ver. Geçmişte yaşanmışlar, geçmişte kalsın. Sen geçmişi ne kadar dürtersen mezardakini hapse atmaya çalışırsın. Bitti. Bitti abi. Senin dönemin de bitiyor, benim dönemim de bitiyor. Bunların dönemi başlıyor. Abi bitti o koalisyon falan. Hikaye bu. Abi 10 tane adam bir araya gelmiş. Bak 10 tane adam bir araya gelmiş. İyi ya da kötü bir şekilde bir ittifak kurmuşlar. Bu Türkiye için artı bir şeydir. Bak eksi bir şey değildir. Sen şimdi diyeceksin Kemal Kılıçdaroğlu adam olur mu? Kemal Kılıçdaroğlu tek başına olmayacak zaten. Arkasında bir sürü kitle var.
kadrosu var. Bu sizin bu tek adamlığa zoruna gidebilir. Tek adamlık rejimine zoruna gidebilir. Ama Türkiye bunu özledi zaten. Bunu istiyor. Türkiye ne istiyor biliyor musun? Birbirleriyle anlaşan, yeri geldiğin masadan kalkıp ama giden masaya oturabilen zihniyeti istiyor. Yani dışlayan, dış bırakan, ötekileyen, ötekileştiren değil. Şimdi ben seni bak şunu söyleyeyim abi. Bundan sonra var ya mikrofon kime uzatılacak biliyor musun? Bana da değil, sana da değil bunlara. Bunlara abi. O bak, abi görmesi önemli değil. 50 senesi var. Abi senin kuyrukların bitti. Senin o maaş kuyrukların, hastane, onlar devir bitti. O devirde insanlar, abi insanlar körlüğün tedavisi, bak beni dinle. İnsanlar kalıcı körlüğün tedavisini buluyor. Biz seccadeyle elimizde politika yapıyoruz. Böyle bir şey yok. Bitti bu dönem. Sen istediğin kadar aşıla, bu adam inanırsa inanır, inanmaz inanmaz. Ama bu adamın yaptığı teknoloji sana da bana da yarar. Sen kör olduğunda bu adamın yapacağı teknolojiyle sen iyileşirsin. Ama seccadeyle iyileşir misin, iyileşemez misin? O seninle Allah arasında. Bu adam karışamaz, bilemez. Sen önce ne yapacaksın? 17 yaşında olması önemli değil. Bu adamın bana 50 sene geliri var. 50 sene. Bak Allah sıralı ölüm versin, bilemeyiz. Ama bu adamın bana 50 yıl üretimi var. 50 yıl. Ben bu adama yatırım yapacağım. Senin geçmişte yaşandıklar, bak geçmişte yaşanmışlıkları korku olarak gençlere anlatmayın. Bunlar bitti. Gençler burada artık buna düşünmüyor. Bak şöyle bir tane çok lafımı tam sana vereceğim. AK Parti ne dedi abi? Kendi söyledi. Okumuşluk değeri, lisan, yani insan öğretim eğitim düzeyi arttığında benim oylarım azalıyor dedi AK Parti. Niye? Bak niye? Yani bunu söyle. Niye? Analiz AK Parti kendi yaptı. Dedi ki eğitim öğretim düzeyi arttığında dedi benim oy oranım azalıyor dedi. Niye? Çünkü sen hala Ziraat Bankası'na emekli maaş kuyruğunda takılan yaşlılar, emekli maaşını alamayan, hastanede bu zihniyete hitap ediyor. Bitti bitti bu zihniyet, bitti. Daha işe yaramıyor. Bu zihniyet geliyor artık bu. Hastaneler olmasaydı yine zaten olacak. Ben AK Parti'nin iyi yanlarını da biliyorum. Bak iyi yanları da var. Evet bunu söyleyebilirsin ama şu anda ne var biliyor musun? Abi? Ben sana bir söyleyeyim. Bak şu anda kemik, ekonomik anlamda bıçak kemiğe dayandı. Bitti bitti. Ekonomi bitti, ekonomi bitirir. Bana zaman düzelecek mi? Bak, sana bir şey bir soru soracağım. Sana bir gözlük taktım. Bu gözlük senin görmeni engelliyor, değil mi? Örnek. Evet. Gözlüğü değiştirir misin? Gelen gözlüğün ne olacağını bilir misin? %100 emin olabilir misin? Olamazsın. Ama önce gözlüğü değiştirirsin. İlk mantığım bu. Önce bu gözlük çıkacak. Çünkü ben bu gözlüğü göremiyorum daha. Bu gözlük bulanık. Ben değiştirmeme gerek yok ki. Abi sen gözlüğe muhtaçsın bak. Gözlüğe muhtaçsın değil mi? Gözlük bulanmış artık. Gözlük göstermiyor. Gözlük artık eskisi gibi değil. Ne yapacaksın? Önce ama sen niye takayım yani? Bana iyi olur mu? Abi onu ben bilsem zaten müneccim olurdum. Şu an atanmış öğretmen olurdum mesela. Soruları çalardım, alardım, ederdim. Abi şu anda geleceğe dönük konuşalım. Bak örnek. Bu çocuklar iş bulabilecek mi? Çok rahat. Sor bakalım. Sen liyakata inanıyor musun diye bir sor bakalım. Liyakata inanıyor musun? Yok, adalete inanıyor musun? İş bulabileceğine inanabiliyorsun. Üniversiteye çıktığın gibi iş hazır olacak inanıyor musun? Ekonomik gelir olarak düzeyin yüksek olacağına inanıyor musun? Hayır. Avrupa'da ileride gezip dolaşabileceğin, kafana esinle İsviçre'ye git. Abi emekliler daha Türkiye'yi dolaşamıyor şu anda, evet, doğru abi. Düzgün. Sen bu adamı Avrupa'ya nasıl göndereceksin? Abi sana anlıyorum ama bak ne olur bu devir bitti bitti. Bu gençlerin devri başlıyor artık. Abi bir şey sorabilir miyim? Buna odaklanalım. Sana bir şey sorabilir miyim abi? Buyur şimdi anla. Sen bana 5 milyon para verebilir misin? Güvenirsen veririm. Güvenirsen veririm. Adaletine adalet. Bak benim senin dindar olman benim umurumda değil. Yok ben dindar değilim. Namazında kitabında Allah'a. Ben seni eğer yetkilendirsem senin adaletine ihtiyacım var benim adaletine. Dindarlığına değil. Ben 300 milyar para buldum bilmem ne buldum. Ya, adam sana bedava vermiyor parayı. Bak abicim sen diyorsun ki 300 milyarı getir. Zaten vermez. Ya güzel abim. 300 milyarı niye bir dakika bir dakika. Tamam söylüyorum ben de sana diyorum. Ben de sana diyorum ki Tayyip Erdoğan dolar mı basıyor? O nereden alıyor? Araplardan alıyor. Aynı mantık. Bir yerde bir kaynak buluyor. Abi, onu bulurken niye sorgulamıyorsun? Şirketlerin sahipleri abi, Araplar onu zaten. Onu da sorgula o zaman. De ki 124 milyar dolar nereye gitti de mesela. Nereye harcandı de. Abi gözünü seveyim. Yok damadı ne diyordu damadı? 7 lira olsun 10 lira olsun bekliyorlar. Yok 18 lira oldu abi ya. Abi bir şey söyleyeyim mi? Ya ciddi bir para. Ciddi bir tek para. Tek bir şey söyleyeceğim. Sen devletsin. Seni seçtiklerin hükümet. Sana mahkumlar, sen onlara değil. Eleştir, korkma. İyi tarafını da söyle, kötü tarafını da söyle. Ama bağımlı olma ya. Hayır. Bu gençlerin en sevdiği tarafı ne biliyor musun? Hayır, bak, hiçbiri bağımlı değil. Ben isterse bugün beni alsın. Alır, ona verir, bak, yarın öbürüne şey verir. Alsın beni götürsünler. Ben çok severim, Tayyip Erdoğan'ı sevmem. Bu kale şeyinden. Bunu bilemem. Ama bunun iyi tarafları da çok. Abi iyi, bak. Kötü iyi, tarafları bak, da var. Şimdi ben sana diyorum ki bak. 2002'de ben 16 yaşındaydım. 2002 ile 2016 arasında çok güzel bir gençlik yaşadım AK Parti sayesinde. Güzeldi. Ama 2010'dan sonra iş değişti. Bunu kabul et.
2010'dan sonraki AK Parti bambaşka, 2002 ile 2010 arası bambaşka. Bunu allandırıp pullandırıp değiştirip sen beka meka, ne bekası ya? Beka dediğin şey ne biliyor musun bu gençlik? Gençlik beyin göçü. En büyük beka beyin göçüdür. En büyük beka depremdir. Salgın hastalıkları. Abi şu adamın cebinde güzel telefon olması, şu adamın iyi eğitim alması, şu adamın iş bulabilmesi, şu adamın ekonomik rahatlaması benim en büyük önceliğimdir. Tamam, başka bir şey değil. Çünkü ben gençliğimde bu sıkıntıları yaşadım, o yaşamasın ama. Çok şey. Süleyman Demirel bu halkı 50 sene kandı. Süleyman Demirel'i bilmez, geç onu. Abi geç, anlatamazsın Süleyman Demirel'i ona. Bitti, o yoktu o zaman. Abi yoktu. Güzel abim, yoktu bu adam o zaman. Bu adam şu an neyi görüyor biliyor musun? Gençlik yıllarındaki en kötü ekonomik sistemi görüyor şu anda bu. Ekonomik sistemi görüyor. Abi görseydi. Ya o hadi halamın bıyığı olsa amcam olurdu. Senin dedin bu. Abi görmedi. Ama görmedi. Gördüğü şey ne? Cebinde 5 kuruş para olmadan, hesap edemeden yaşayamıyor. Bunu görüyor. Şuradan çıkıyordum. Polisle burada bekliyordum. Eyvallah. Gel lan buraya. Doğru. Pardon. Doğru. Estağfurullah. Doğru diyorsun. Hadi çıkart kimliğini. Kimliğin burada. Şeyin burada. Güzel. Doğru. Al yola götür, yola Osmaniye polis karargahına. Yaran nerende, paran nerende? Abi sana bir şey söyleyeyim mi? Şey yapabiliyor musun? Abi yaşadıkların her şeye katılıyorum. Bak kapalı annelerimiz askeri törenlere giremezdi bilmem, bunlar yaşandı ama bak sana diyorum ki bu gençlik öyle bir şey yaşansın var ya, senden benden daha fazla tepki gösterir. Buna inan. Ve bak sen şu deprem olayında gördün mü yardımlaşmalı? Gördün mü? Dövmeli de yardım ediyor, Kapalı da yardım ediyor. Gençleri söylüyorum ha. Ve hepsi birbirleriyle organize yardım ettiler. Bizden daha çok, senden benden daha çok sahadalardı. Ben sana diyorum ki senin mikrofonun buraya dönsün artık. Bırak Süleyman Demirel. Gitti adam zaten, öldü gitti ya. Ya bir de Allah aşkına biz bak Atatürk'ü gömdük, Ali Fuat'ı gömdük, Kazım'ı gömdük, Fevzi'yi gömdük. Biz Ali Fethi Okyar'ı gömdük. Abi Erdoğan'ı da gömeceğiz, o da ölecek. Korkma abi. Bir insanla yürümez devlet. Bak bir insanla devlet. Bak bir insanla. Konuşamam ben. Bir insanla. PKK'yla birlikte olan adam da mı? PKK'yla. Pardon. Bir dakika. Abi ablacığım sen çözüm sürecinde neredeydin? Çözüm sürecinde neredeydin? Çözüm süreci neydi? Ama söyle neredeydin? Abi Hüdapar kim? Hüdapar kim? Çözüm sürecinde neredeydin? Çuval geçirirken neredeydin? Abi bitti, o bitti. Abi şu gençlere sen koalisyonu anlatma. Hiç gerek yok. Ablacığım seni milliyetçiliğin 2008'de öldü. 2010'da öldürdü AK Parti. TC'yi indirirken neredeydin? Çuval geçirirken neredeydin? 34 tane Rus uçarı askeri öldürdüğümüzde neredeydin? He? Bu kadar mülteci girerken, cibrit koşarken neredeydin? Süleyman Şah'ın türbesi. Niye konuşmuyorsun? Abla Süleyman Şah türbesi taşınırken neredeydin? Ben sana başka bir şey söyleyeyim. Neredeydin? Şimdi diyeceksin ki bunu devlet yaptı. Abi devlet yaptıysa şu anda gelecek devlette politikası var. Bunu da kabul edeceksin. Nasıl AK Parti'yi kabul ettin? Geleni de kabul edeceksin. Ben kabul etmiyorum. O zaman niye AK Parti? Niye AK Parti'yi savunuyorsun o zaman? Ben AK Parti'yi niye savunuyorum? Karşıyı savunuyorsa. Ben sana bir şey söyleyeyim. Ben AK Parti'yi savunmuyorum. Devleti bak şu anda 20 senedir hayatını, anladın mı, bu ülkeye adamış bir, bölgesinde de en büyük güç yapan bir adama oyumu vermek istiyorum, anladın mı? 6 kişiyle ben sana bir şey söyleyeyim, bir işletmem var. Sen çok ortaklı mı daha başarılı olursun? Tek bir tane müdürle mi, hani yani çok sağ ve bu işin tecrübesini kazanmış bir insanla mı daha çok başarılı olursun? Kime verirsin müdürlüğü? Sen bir şey söyleyeceğim. Sen devleti işletme olarak mı görüyorsun? İşletme olarak görmüyorum. Bak o bir şey söyleyeceğim. İşletme aslında. Nasıl işletme? Niye? Çünkü biz patronuz, onlar bizim işletmemiz. Anladın peki, mı? Peki bir şey söyleyeceğim. Ben bir şey söyleyeceğim. Başka bir şey söyleyeceğim. Bu kadar yalanlarla, bu kadar dolanlarla İstanbul Büyük Belediye'yi aldılar, değil mi? Kim aldı? Dolanla. Kim? İmamoğlu mu aldı? Bir şey söyleyeceğim. Ya bilme beni ya. Ya hayır, bir dakika. Bak ben sana bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. İmamoğlu hakkıyla aldı ya. Hakkıyla almış olabilir. Söylediklerinin hangisini yaptı? Yaptırıldı mı? Yaptırıldı mı? Topal ördek yaptırıldı. Yapma ya. Yok, anladın mı? Kim hizmeti yapmak istediyse. Hanımefendi duymadın mı? Kazandın da ne oldun dedin. Bir ayağın çukurda dedi. Duymadın onu dinlemek lazım. Olayın özü bu. Koalisyon bitti artık. Ben yapılanları görüyorum. Benim paramla yapılmış. Benim. Tamam mı? Benim paramla yapılmış. Ben İzmir'e gittim. İzmir'e. Hanımefendi. Neyi sattın? Hanımefendi bir dakika. Hanımefendi.
Hanımefendi beni dinler misin? Ben İzmir'e gitmek istedim. Otoban yaptı. Allah razı olsun. Devlet peşini alıp getirmeyecek. Ama ben İzmir otobanını kullanamadım. 580 lira para ödemem lazımdı. Ben yandan gittim. Yandan. Çünkü benim gücüm ona yetiyor. Bırakın o işleri hadi. Burada konuşmayın. Vatan topraklarının bedeli nerede?